genel izleyici kitlesi için uygundur. EkoTürk Ekranı Akademi programına hoş geldiniz. Bugün Kocaeli Üniversitesi'nden Doçent Doktor Cem Yılmaz Budak hocamız bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Hocamızla bugün bol bol edebiyat konuşacağız. Hocamızın özellikle Türk edebiyatı ve sinema ilişkisi üzerine kitabı var ve tabii hocamızın bunun yanı sıra pek çok kitabı var. Aynı zamanda hocamız kitle kültürü ve edebiyatı üzerine pek çok görüşe sahip. Bu kitap çok enteresan bir kitap. Bilindiği üzere Frankfurt Okulu'yla başlayan ekol kitle kültürünü eleştiriyor ve kitle kültürünü insanları aslında basitleştirdiği, tek düze ettiği hakkında yorumları var Frankfurt Okulu'nun. Ama siz bu kitapta bunun tersini iddia ediyorsunuz. Evet. Kitle kültürünün aslında insanları tek düze etmediğini, farklı bakış açılarını da doğurduğunu vesaireyi iddia ediyorsunuz. Sizden bu kitabı dinleyelim. Çok teşekkür ederim. Tabii başta da belirttiğiniz üzere aslında Frankfurt Okulu'nun, Marksist söylemin kitle kültürü eleştirisinin önemli ölçüde yeknesak yaklaşmış olduğu iddia edilebilir. Bu söylemin öngördüğü birkaç vaazla karşılaşıyoruz. Bunların başında kitle kültürünün muhakkak dejenerasyon alameti olarak telakki edilmesi gerektiği geliyor. İşte kitle üzerinde uyutucu, uyuşturucu bir etki hasıl ettiği, alımlayıcı kitleyi piyasa koşullarına eklemlenmeye icbar ettiği şeklinde çok genel bir söylem hakim. Buna mukabil kitle kültürü aslında bir bakıma sanat patronajından kopuşun ilk adımını teşkil ediyor. Dolayısıyla bir özgürleşme alameti, şu anlamda özgürleşme alameti, popüler olan her şeyden önce popüleris olan için halk, için olanı tanımlar. Dolayısıyla kitlenin geniş kitlelere kültürel verimlerin ulaştırılabilmesini mümkün kılması itibariyle kitle kültürünün başlangıçta Karl Mannheim'in de ifadesiyle demokratikleştirici bir etkisi oluyor. Buradan hareketle ben söz konusu söylem karşısında bir reddiye ortaya koymaya çalıştım. Ve kitle kültürünün muhakkak dejenerasyona neden olmadığını, aksine dönem dönem yüksek sanata ait verimlerin yaşamasını mümkün kılabilecek mekanizmalar da üretmeye muktedir olduğunu anlatmaya çalıştım. Çünkü biliyorsunuz, sizin de alanınız olduğunu biliyorum. Leo Löwenthal, işte söz gelimi, herhangi bir popüler kültür ürününün estetik verimden hiçbir şekilde nemalanamayacağını söyler, tüm kapıları ona kapatır. Adorno'nun çok klasikleşmiş kültür endüstrisi kavramsallaştırması malum. Bu uyutma, uyuşturma, kitlenin beynine uyuşturma söyleminin rehberliğini... İstediğimiz yöne tabii sevk etme. Evet, çok sık benimsiyor. Buna mukabil bu teoriyi haksız çıkaracak emarelerle biz karşılaşıyoruz. Edebi düzende de karşılaşıyoruz, kültürel hayatta da karşılaşıyoruz. Söz gelimi kitle kültürünün kendisidir bugün tekrar ikinci yeninin revaç bulmasını sağlayan, bugün tekrar söz gelimi Ahmet Hamdi Tanpınar'a duyulan ilginin, Sabahattin Ali'ye duyulan ilginin artmasını sağlayan biraz da kitle kültürü koşullarıdır. Güzel bir konuya girdiniz. Şimdi Sabahattin Ali ya da Ahmet Hamdi Tanpınar gibi yazarların bir dönem sonra tekrar revaçta olduğunu görüyoruz. Kitle kültürü bağlamında bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Sabahattin Ali'nin malum bu çokça hatta karikatürize de edilen, çünkü insanların bir kısmı Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sında atıfta bulunduğu değerin ne olduğunu karıştırabiliyor ama tekrar popüler oldu. Bu metnin ilk baskısını çok az sattığını biliyoruz. Bu metnin erken dönemlerinde ciddi bir ilgi uyandırmadığını biliyoruz. Ne oluyorsa 90'ların sonundan sonra oluyor. 90'ların sonlarından itibaren Sabahattin Ali'ye ve özellikle Kürk Mantolu Madonna'ya duyulan ilginin yine arttığını görüyoruz. Bunun pek çok nedeni olduğundan söz edilebilir. İşte bir yaklaşım gençliğe unutmaya meyal olduğu çok lirik bir aşk hikayesi naklettiği için bu metnin tekrar ilgi görmeye başladığını iddia ediyor. Bir kısmı daha ziyade edebiyat sosyolojisi çerçevesinde bunun bir yayıncılık başarısı olduğunu,
ileri sürüyor. Dolayısıyla bu konuda farklı görüşler serdedilebilir. Ama kesin olan bir şey var. Sabahattin Ali'nin popüler olmak gibi bir kaygıya sahip olmayan bir yazar olarak yıllar sonra tekrar revaç görmeye başlamasını sağlayan şey, beğenelim ya da beğenmeyelim ama piyasa koşulları önemli ölçüde ve sosyal medya çok etkili kuşkusuz. Çok önemli bir aygıt bu süreçte ve aynı şekilde Ahmet Hamdi Tanpınar için de geçerli bu. Ya, evet, Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, evet. Huzur. O da aynı şekilde popüler kültürden çok istifade etti. Hı hı. Bir dönem daha politik görüldüğü için mi okunmadı da daha sonra biraz daha her kitleye yayılır hale geldi? Evet, çok teşekkürler bu soru için. Ahmet Hamdi Tanpınar aslında ideolojiler üstü bir figür olarak konumlanmayı talep eden bir şahsiyet. Onun sağlığında da her iki cenah tarafından da benimsenememiş olmaktan müşteki olduğunu görürüz. Ne sağ çok iltifat eder, ne sol belirli açıkçası rahatsızlıklara binaen. Ama Ahmet Hamdi Tanpınar söz gelimi şiir kitabı çıktıktan sonra bir sükût suikastine maruz kaldığını söyler. Bu çok hakikaten dramatik bir durum. Ve yıllar sonra bugünleri muhtemelen görseydi, gerçi şiirlerine, romanlarına duyulduğu kadar rağbet gösterilmiyor ama bugünleri görseydi büyük bir ihtimalle çok büyük bir mutluluk duyardı. Çünkü Ahmet Hamdi Tanpınar söz gelimi popülist bir yazar olmamakla beraber popüler olmakta herhangi bir beis görmüyordu. Bu onun mümeyyiz vasıflarından biri. Ama her yazar okunmak ve bilinmek ister. Eser ortaya koyduğu için, emek ortaya koyduğu için. Kuşkusuz, kuşkusuz. Bu gerçeği inkar etmemek gerekir. Sonuçta yazar da geçimini sağlamakla mükellef bir birey. Geçimini de daha ziyade kalemi aracılığıyla sağlayabilir. Bir de sanatını icra ediyor. Sanat tabii ki beğenilmek için icra ediyor. En başta kişinin kendisini ifade etmesidir ama toplum tarafından da kabul edilsin diye kuşkusuz bir ürün koyuyor. Şöyle diyebilir miyiz? Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar muhafazakar unsurları da romanlarında ya da bir takım romanlarında barındırıyordu. Ama o dönem bireyler ya da sanat üzerine çalışan insanlar genellikle sağ ya da sol üzerine yazıyordu. Fakat ikisini bir arada bulundurduğu için belki biraz daha seküler kısım onu dindar olmakla eleştirmiş olabilir mi? Hani tarafsız dediğiniz için geldi. Hiç kuşkusuz. Şimdi. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın metinleri, Ahmet Hamdi Tanpınar çok yönlü bir isim. Yani önemli bir münekkit, önemli bir edebiyat tarihçisi, romancı kimliği oldukça güçlü, son derece güçlü bir şair. Bununla beraber Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hiçbir zaman herhangi bir ideolojik gündeminde olmadığını görüyoruz. İdeolojik aidiyetinin altını çizen pasajlara yer verdiği romanlar da üretmiyor. Dolayısıyla dönüştürmek gibi bir kaygıya sahip değil. Hakikaten sanatı tümüyle ototelik bir alan olarak tasavvur ediyor. Kendisini hedefleyen bir etkinlik olarak görüyor. Ve bu kadar kutuplaşmış bir iklimde yazarların, sanatkarların değerlerinin ideolojik aidiyetleri üzerinden yorumlandığı bir dönemde Ahmet Hamdi Tanpınar tabiatıyla hiçbir cenah tarafından en azından tam anlamıyla benimsenemiyor. Çünkü hiçbirinin sözcülüğünü üstlenmiyor. Dolayısıyla fakat yıllar sonra tekrar değerini bulabilmiş olması kuşkusuz son derece mutluluk verici. Bugün hala yeterince okunuyor Ahmet Hamdi Tanpınar. Evet, peki. Şimdi isimlerden gitmeyecektim ama isimlerden başlayınca siz ona bir ek yapayım o halde. Adalet Ağaoğlu ve Oğuz Atay diyelim. Yine sizin bu alanda çalışmalarınız var. Her ikisinde de akademisyen kimliğini görüyoruz. Evet. Akademisyen kimliklerini kendi dönemleri içerisinde nasıl ifade etmişler? Bugünkü akademisyen kimliğiyle ne kadar bağdaşıyor, ne söyleyebiliriz? Özellikle Oğuz Atay da yine son dönemde çok parlayan isimlerden. Gençler tarafından çok biliniyor ve benimseniyor. Belki bunun nedeni de konuşulabilir. Kuşkusuz. Öncelikle şunu ilave etmek isterim. Şimdi kitle kültüründen bahsediyorken, sorunuza hemen döneceğim ama kitle kültüründen bahsetmişken, işte popüler edebiyat dergileri bu isimlerin görsellerine yer veriyor, kapaklarına taşıyor, illüstrasyonlarla vesaire. Kendilerine izafe ettikleri bazı pasajlar oluyor. Bunların 10'da 9'u doğru değil ama 10'da 1'i bile doğru olsa en azından kitlenin bu isimler hakkında fikir sahibi olmasını mümkün kılması hasebiyle bence bu önemli bir şey. Gerçekten de yani 10'da 9'unun doğru olmadığını söylüyorsunuz. Kimi zaman rastlıyorum. Dinlemek, evet. Kimi zaman rastlıyorum. Biraz daha dikkat etmek gerekiyor halde yazarken. Evet, söz gelimi bu Kafka'ya da izafe edilir.
aslında Kafka hiçbir zaman gerçekten kendisine yakıştırılan sözleri sarf edecek kadar lirik bir isim olmamıştır. Yani bir varoluşçudan söz ediyoruz nihayetinde. Bu Ozata için de geçerli. Yani popüler, daha sonra tekrar popüler olmuş isimlerin maruz kalmakla yükümlü oldukları akıbet bu biraz. Bunu anlıyoruz. Tabii her ikisinin de romanlarında biz sıklıkla aydın figürlere yer verdiklerini görüyoruz. Bu aydınların ortak özelliklerinden biri de kendilerine benimsetilmeye çalışılan, idealize edilmiş o ideolojik kimlikle çatışıyor olmaları. Bunların ortak özellikleri bu. Tutunamayanların kahramanlarının da Adalet Ağoğlu'nun o meşhur üçlemesinin kahramanı, baş kahramanı Aysel'di. Aslında mensup oldukları iklimle bir şekilde çatışma halinde, tutunmakta güçlük çeken, tabi tutuldukları ahlaki statükoyla bir türlü barışamayan isimler. Bunların arasında tabii şunu da zikretmek gerekir belki. Bu isimler kendilerini benimsetilmeye çalışılan ideolojinin dışında sadece özgür olmayı talep ediyorlar. Hı hı. Fakat devir tabiatıyla erken cumhuriyet devri. Bu arada bunu olumsuzlamıyorum. Yani çok doğaldır. Yeni bir rejim inşa ediliyor, bir ulus inşa ediliyor. Tabiatıyla bir idealize edilmiş. Farklı bir ideolojiye geçiş var. Evet, bir üst kimlik takdis ediliyor, kutsanıyor. Bazı uygulamaların ifrada varmış olması bence çok anlaşılabilir. Çok doğal bir şey. Bunu dünyanın her yerinde görebilirsiniz. Dolayısıyla ama aydın nezdinde bir rahatsızlık yarattığı aşikar. Yani aydını ziyadesiyle zorluyor, hırçınlaştırıyor, kendi bendiğine yabancılaştırıyor, toplumuna yabancılaştırıyor ve bu isimler de onların sözcülüğünü üstleniyorlar bir bakıma. Şu anda geri dönüşüne belki insanların biraz daha kendilerini ifade edebilmelerinden sorgulayabilen, yani aslında okur kitlesinin biraz daha bakış açısının geliştiğine, eleştirel bakabildiğine mi kesinlikle denk geliyor? O yüzden mi böyle bir gelişme? Kesinlikle. Bu isimler gerçi zamanlarında da okundular, ilgi uyandırdılar. Fakat 21. yüzyıl okuru artık günümüzde şunu öngörüyor. Sıcağı sıcağına kaleme alınmış bu metinler aslında tanıklık ürünü. Dolayısıyla bunu tarihsel bir okuma olarak da hani fiktif düzlemde, kurgusal düzlemde yeniden var edilmiş bir tarihsel okuma olarak da değerlendiriyorlar. Evet. Peki o zaman Türk Edebiyatı ve sinemaya gelelim hocam. Şimdi Osmanlı'da ilk sinema gösterimi'den başlayalım. Hangi tarihlerde olmuştur? Edebiyat çevrelerinde nasıl karşılanmıştır? Şimdi Batı'da biraz daha sinemanın özellikle avama hitap ettiğini, evet, Türkiye'de ise daha elite hitap ettiğini biliyoruz. Bu evet, bilgiyi nasıl değerlendiririz? Teşekkürler. Aslında şöyle, bahsettiğiniz nokta son derece önemli. Gerçekten Batı'da sinematograf aracılığıyla sunulan etkinlik, temaşa etkinliği biraz daha avam meşguliyeti olarak telakki ediliyor. Bizde üst sınıfların alımlama menziline dahil olan bir eylem, bir etkinlik biçimi. İlk halka açık, ilk sinema gösteriminin biz Sponek'te gerçekleştirildiğini biliyoruz 1896 tarihinde. Bu çok ciddi anlamda dikkat çekici bir tarih, zira söz konusu tarih sinematograf adını verdiğimiz cihazın icat edilmesinden yaklaşık 1-1,5 sene sonrasına tekabül ediyor. Dolayısıyla aslında Osmanlı'ya çok erken bir dönemde geliyor. Yani çok erken bir dönemde Batı'daki tanınıyor. Batı'daki gelişmeyi hemen almış. Çok çok hızlı bir reaksiyon gösteriliyor. II. Abdülhamit'in kızı Ayşe Osmanoğlu'nun hatıralarında bu hususa değindiğini görüyoruz. İlk sinema gösteriminin kendisinin işte çocukluk yıllarına tekabül eden bir dönemde Yıldız Sarayı'nda gerçekleştirildiğini ifade ediyor. Şimdi Abdülhamit sarayda tanınmasını istemiş, bizzat bu yenilikten haberdar olmak istemiş. Dolayısıyla bizde biraz daha sinemanın yolculuğu saraydan konaklara, konaktan geniş halk kitlelerine doğru uzanan yukarıdan aşağı doğru bir seyir izliyor. Fakat aydınlar nasıl karşılıyor sinemayı? Tabiatıyla tedirginlikle karşılıyorlar. Malum devletin pek çok alanda son derece güç durumda olduğu bir dönem, bir çözülme sürecinden söz ediyoruz. Kümülatif bir çözülme sürecinden söz ediyoruz ve bir de batıdan ithal edilen görüntüye hareket kazandırmış bir teknoloji çok tedirgin edici bulunuyor.
Ama dikkat çekici olan şu, ben bu çalışmada neden edebiyatçıların yaklaşımını ele alıyorum? Çünkü edebiyatçılar sinema tarihi alanında oluşan şuuru biriktiren, o hafızayı oluşturan isimler. Neden bu isimler? Çünkü onlar pay alabiliyor. Onların anıları aracılığıyla biz söz konusu teknolojinin erken dönemlerindeki serencamından haberdar olabiliyoruz Osmanlı'da ve işte genç Cumhuriyet'te. Evet, evet. Peki ilk yazarların görüşleri nelerdir? Tabiatıyla çok olumsuz. Onlar da sinemayı çok baştan çıkarıcı buluyorlar. Halide Ediplerden tehdit olarak görüyorlar mı kitaplarına? Tehdit olarak görüyorlar kesinlikle. Hatta sinemanın, bu çok sıklıkla zikredilen bir husus, sinemanın tiyatroya ve romana duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracağını vehmediyorlar. Çünkü sinema malum olduğu üzere hemen herkese ulaştırılabilen bir etkinlik biçimi. Herkes pay alabiliyor. Okuma yazma bilmek dahi gerekmiyor. Hı hı. Fakat şunu görüyoruz, paradoksal olarak bunların hiçbiri gerçekleşmiyor. Popüler romana duyulan ihtiyaç da baki kalıyor. Hı hı. Yüksek sanat verimi olarak değerlendirilebilecek roman da revacını sürdürüyor. Dolayısıyla sinema bunların hiçbirini ortadan kaldıramıyor. Keza tiyatroyu da ortadan kaldıramıyor. Peki Nurullah Ataç'ın yaklaşımını özellikle ele almışsınız bu konuda. Evet, evet. Ona değin. Nurullah Ataç pek çok alanda çok yenilikçi bir isim. Hı hı. İkonoklastik bir isim, put kırmayı seven bir isim. Verili gerçeklikle mücadele etmeyi çok seven bir isim. Biz de onu bu yüzden seviyoruz ve önemsiyoruz açıkçası. Nurullah Ataç, o güne kadar sinema hakkında benimsene gelmiş o söylemi kırıyor, şöyle kırıyor. 1950'lerde, 40'larda, 50'lerde kaleme aldığım metinlerde artık Nurullah Ataç'ın bir sinema edebiyatından bahsetmeye başladığını görüyoruz. Nurullah Ataç sinemayı müstakil bir estetik etkinlik olarak değerlendirme peşinde. Bu son derece yeni bir söylem, hatta bir senaryo edebiyatından bahsediyor. Sinemanın hayatımızı insanlığın öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayırdığından bahsediyor. Şimdi sinemayı bu kadar taltif eden, sinemadan bu kadar övgüyle söz eden çok az isimle karşılaşabilirsiniz söz konusu dönemde. Çünkü bu her şeyden önce çok liberal bir tavır gerektiriyor ve bunu geliştirebilen de Nurullah Ataç oluyor. Evet. Bahsettiğim üzere ondan önce daha ziyade işte sinemanın ahlaka mugayir olduğu, gençliğin eğitimi üzerinde çok pejoratif etkiler hasıl ettiği sıklıkla tartışılan unsurlar. Fakat bir süre sonra bu söylemi Nurullah Ataç ve açıkçası yakın arkadaşları biraz kırmayı başarabiliyor. Evet, peki popüler romancılığımıza girersek edebiyatımızdaki ilk örnekleri hakkında ne söylersiniz? Popüler romancılık aslında bizde kitle kültürünün erken dönemlerinden itibaren ilk örneklerini ortaya koymuş bir alan. İlk popüler romancımızın, ilk halk romancımızın Ahmet Mithat Efendi olduğunu iddia edebiliriz. Hı hı. Bu arada tabii bu husus da aslında popüler edebiyatın mutlak dejenerasyon alameti olarak okunamayacağını kanıtlıyor. Mesela şöyle bir söylem vardır, çok kökleşmiş, klişe bir söylem. Popüler edebiyat ürünleri kısa süre içinde unutulur. Evet. Bu çok sık karşılaştığımız hı hı. bir şey. Fakat erken dönemlerden itibaren belli başlı örnekler bize hiç öyle olmadığını gösteriyor. Ahmet Mithat Efendi ilginç şekilde okunuyor bugün. Evet. Onun takipçileri olarak değerlendirilebilecek işte Hüseyin Rahmi Gürpınar bugün okunuyor. Hatta onar 12'şer baskı yapıyor kitapları. Ahmet Rasim Keza okunuyor. Kerime Nadir okunuyor. Hala okunuyor. Daha sonraki kuşağın mensup yazarlar arasında. Yine bir başka unsur mesela bununla ilgili aklıma gelmişken dile getirmek isterim. Selim İleri gibi elitist bir yazar. Hı hı. Yani kuşkusuz çok kıymetli hepimiz için. Fakat Kerime Nadir'in, bir popüler romancı olan Kerime Nadir'in Samanyolu adlı romanına yazdığı ön sözde bu romandan aklında unutulmaz roman sahneleri kaldığını söylüyor. Şimdi dolayısıyla yüksek sanatla popüler sanat arasında tabii fark var ama düşündüğümüz kadar birbirlerinden ayrı unsurlar mı gerçekten? Bu kadar ayrı kategoriler mi?
Ondan çok emin olamıyorum. Yani popüler sanat da yüksek sanat gibi daha uzun vadeli olabiliyor diyorsunuz. Kalıcı olabilir. Şimdi Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bele Rakım Efendi vardı. Hı hı. Çok okunan, çok tavsiye edilen bir kitap. Aslında oradaki karakterler günümüze de bir şeyler hatırlatıyor, dolayısıyla tutuyor diyebilir miyiz? Çünkü aynı karakterlerin farklı versiyonlarını görüyor gibiydi. İşte Rakım Efendi aslında sağımızdaki işte Can Bora vesaire. Evet. Ahmet Bedeni birilerine tekabül ediyor gibi olabilir mi? Dönemsel kuşkusuz, benzerliklerden. Kuşkusuz yani sonuçta Rakım orada yani, Ahmet Mithat Efendi'yi sembolize eden, onun gibi müteşebbis, işte kültürel kökenlerine bağlı bir figür. Ve idealize edilen bir figür. Yani olması gerektiği şekilde gelişmiş bir karakter yapısına sahip olduğunu ileri sürdüğü bir figür Ahmet Mithat Efendi'nin. Buna karşılık Felatun Bey bir dandi. Yani işte tüketim odaklı, alafranga, işte o sıklıkla kullanılan alafranga züppe tabirini şahsında somutlaştırabileceğimiz aslında bir figür. Aslında o romanı okurken şöyle de diyebilir miyiz? Biraz daha muhafazakar bakış açısıyla yazılmış, biraz daha alafranga olanı ötekileştiren bir roman. Günümüzde de kutuplaşma ülkemizde kısmen de olsa devam ettiği için belki biraz daha tutuyor diyebilir miyiz? Kuşkusuz çünkü bu Tanzimat'tan beri bizim bir türlü vazgeçemediğimiz bir tematik yönelim. Yani Doğu-Batı çatışması ya da sentezi. Ve bunlar çok yüzeysel kahramanlar üzerinden geliştirilmiş çatışmalar aracılığıyla temsil ediliyor. Yani bir tarafta çok ideal bir Doğulu var, diğer tarafta çok ideal bir Batılı var. Mesela ben derslerimde de sıklıkla dile getiririm. Benim için söz gelimi Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası'nın baş kahramanı Bihruz çok ilgi çekici bir figür. Evet, Bihruz köksüz bir aydın gibi tasvir edilmeye çalışılmıştır ama çok masum bir adamdır aslında. Evet, gösterişçi, tüketime tevessül eder. Fakat hiç kimse şunu değerlendirmez. Söz konusu dönemde Osmanlı'da, Osmanlı toplum yapısında özellikle Batı kültürüyle bu şekilde temas kurma imkanı bulmuş bir toplumda ne bekleniyordu? Elbette böyle yönelimler zuhur edecek. Elbette böyle figürlerle karşılaşacağız. Evet. Bu Ahmet Mithat Efendi'de bir de benim en çok dikkatimi çeken şey aslında Felatun Bey ve Rakım Efendi, Rakım işte rakamlardan, aslında uyumdan bahseder. Evet. Ama Rakım Efendi alkol alır ama arada bir alır. Tabii. Problem olan Felatun'un her zaman alması. Evet. İşte Rakım Efendi evlidir, arada bir zina yapar, bir kadının yanına gider. Evet. Ama Felatun her zaman gider. Yani aslında bir şeyin birazcık yapılması orada normal karşılanmış ya da övülmüş, yani idealize edilmiş gibi. Tamamen aslında muhafazakar yapıya da uymayan, tam arada kalmışlığı belki ifade eden romanlardan bir tanesi. Hocam süremiz çok doldu. Çok güzel bir söyleşiydi. Bir anda bitti, nasıl oldu anlamadım. Ama tekrar diğer kitaplarınızın üzerine de konuşmak üzere çok bekleriz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ekotürk Ekranı Akademi programından bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşünceye kadar esen kalın.